Onunla ben güneşin keyfini çıkarmayı seviyoruz. Ama çamaşırlar sevmiyor. Çünkü kokularını kaybediyorlar. Artık bunun için bir çözüm buldum. Yeni Vernel Max'ı keşfettim. Isıya dayanıklı ferahlık incileri harika bir koku yayıyor. Üstelik çamaşırlarınızı dışarıda kurutsanız bile her gün harika bir ferahlık yaymaya devam ediyor. Hem de 7 güne kadar. Deneyin, siz de bu ferahlığı seveceksiniz. Yeni Vernel Max. Vernel'in sevdikleriniz için en iyisi. Haber Kritiği'ye hoş geldiniz. Vatandaşın gündeminde ne partilerin genel sekreter seçimleri ve sonuçları, tartışmaları bulunuyor ne de Kıbrıs sorununda ortaya çıkabilecek yol haritaları bulunuyor aslında. Vatandaşın gündeminde aş, iş ve ekmek mücadelesi verilirken hükümetin yaptığı zamlardan bulunan geniş bir kesim var. Anımsayacaksınız tabii, hatta az önce haber bülteni içerisinde girdi. Yine Bakan Akkul öncesinde Başbakan açıklaması vardı. Bununla ilgili akaryakıta yapılan zammın şokunu atlatamıyor vatandaşlar. Dün de zaten TÜFGAZ'a yapılan zamla deyim yerinde ise zamkuluk olduk diyebiliriz. Bu arada Başbakan öğle saatlerinde zamla ilişkin bir açıklaması daha oldu. TÜFGAZ fiyatları 3 firma tarafından, akaryakıt fiyatları uluslararası piyasalara göre belirlenir dedi. Fiyatlar Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan da ucuzdur dedi. Yine Bakan Akkul öncesinde yalnızca 15 kuruş zam yaptığını söyledi hükümet olarak. TÜFGAZ'da fiyatları birliğinin de aynı zamanda hükümet olmadığını ifade etti. Ve akaryakıtla ilgili olarak 15 güne bir otomatik olarak değerlendirildiğini ve sonuçlar üretildiğini, akaryakıt fiyatlarının belirlendiğini ve kendi gelirleri olan fonu da artırmadıklarını altını çizdi. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili ve aynı zamanda Mali Eski Bakanı Sayın Ersin Tatarlı. Efendim hoş geldiniz. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii Sayın Başbakan savunmaya geçti. Bir kere söyledikleri, kendileri muhalefet partisiyken ana muhalefet partisinin başkanı olarak yaptığı konuşmalar hep kayıtlardadır. Yaptığı konuşmalarda işte bu kadar sıkıntının olduğu bir yerde neden bu kadar yüksek fonlar olduğu şeklindeydi cümleleri ve devamlı bunları söylüyorlardı. Çünkü bizde de işte dövize bağlı olarak bir takım artışlar yapılıyorlardı. Onların iddiaları bu artışların yanlış olduğu, çünkü daralan bir ekonomide vatandaşın özellikle dövizin karşısında bütçesinin ve alım gücünün düştüğü bir ortamda fonların düşürüleceği yönünde bir takım açıklamalar yapmışlardı. Bunlar hep kayıtlardadır. Dolayısıyla bu şekilde bu artışların ve zamların yapılması, özellikle son 6 ayda dövizin belki de %20'ye yakın artması durumunda daha da vahim bir durum ortaya çıkartıyor. Çünkü hem vatandaş zamlarla karşı karşıya hem de alım gücünde. Çünkü herkesin döviz borçları vardır. Döviz bir takım mükellefiyetleri vardır. Arabasını almıştır, evini almıştır, çoluk çocuğunu bir yerde okutuyordur. Hep bunlar dövize bağlı bir takım harcamalar. Ve gerçekten de dar gelirli vatandaş şu anda büyük bir çıkmaz içerisindedir. Çünkü dar gelirli vatandaşın maaşı belki 2000 TL'dir, 2500 TL'dir en fazla. Karı koca çalışsa bile asgari ücretin durumu da belli. Ve ne oluyor? Gerçekten bu zamlar karşısında, özellikle elektrik zamından sonra alım gücü giderek daha da düşüyor. Dolayısıyla bu hükümetin sıkıntısı zaten koalisyon ortakları arasında bir uyumsuzluk vardır. Çünkü koalisyonun bir tarafı başka bir şey söylüyor, bir tarafı başka bir şey söylüyor. İşte Maliye Bakanı çıkıp ben protokolü uygulayacağım diyor. Bir milletvekili, yine iktidar partisinin milletvekili çıkıp diyor ki sen kimin Maliye Bakanısın? Diğer taraftan Demokrat Parti Ulusal Güçlerin bazı bakanları çıkıp işte biz özelleştirmeyeceğiz, biz bunu devletleştireceğiz şeklinde açıklamalar. Diğer bir tanesi ben havayolu kuracağım diyor. Diğer bir tanesi bambaşka bir şey söylüyor. Dolayısıyla dışarıdan bakıldığında uyumsuzluk içerisinde, birbiriyle örtüşmeyen ve programın ruhunu gerçekten zedeleyen bir görüntü. Şimdi böyle bir görüntü durumunda güven ve istikrar sağlanır. Güven ve istikrar sağlandığı bir yerde önünüzü göremezsiniz ve dolayısıyla işler böyle ters gider. Yani çeşitli konular vardır ama şu anda zamları sordunuz, doğrudur. Zamlar gerçekten de bu ülkenin kaldıramayacağı bir noktaya gelmiştir. Siz eğer hükümetseniz bunlara çare bulmanız lazım. Hele hele söyledikleriniz hala da kayıtlardaysa, hala da hafızalardaysa, ki günümüz dünyasında sosyal medyadan da bunlara kolayca ulaşılabilir. Fon gelirlerinin fevkalade yüksek olduğunu, dolayısıyla kendilerinin hükümete gelme durumunda fonları revize edeceklerini
Ama söylediği gibi değil, indireceklerini söylüyorlardı. Şu anda litre başına bir miktar alınıyor. Aynı şekilde o devam ediyor. Gazda da öyle, akaryakıtta da öyle. Elektrik zamı, onun dışında çünkü elektrikte %30 zam geliyor. Ve hala daha bu zamdan sonra bir elektrik kurumunda bir zararın olduğu söyleniyor. Dolayısıyla işlerin şeyine bakıldığında, detaylarına, söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük fark var. Ve esas eleştiri bu noktada. Çünkü siz hükümete gelirken bütün bunları öngörmemiz lazımdı. Yani hükümet programını yazarken işte elektrik maliyetlerinin hatta düşürüleceği söyleniyor programda. Bir de bakıyorsunuz ki 3 ay sonra %30 zam yaptılar. Demek ki hazırlıkları gerçekten pek yokmuş. Ekonomik işbirliği protokolüne dair söyledikleri biliyorsunuz revize edeceğiz. Hala daha revize edilmiş bir şey yok. Ve ben şunu söylüyorum hep mecliste diğer arkadaşlarımla birlikte. Biz 3 aylık bir hükümetiz diyorlar. Esasında 3 aylık değil 6 aylık. Çünkü Ulusal Birlik Partisi hükümeti bırakalı 6 ay olmuştur. Siber hanımefendi ve kabinesini oraya oturtan yine Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir, Demokrat Parti'dir. Dolayısıyla onların iradesi, onların siyasi vizyonu 6 aydır hükümeti ve devleti yönetmektedir. O bakımdan 3 aylık bir mazaret geçerli değildir. Esasında 6 aydır oradadırlar. 6 ayda da hiç de öyle gerçekten ciddi ciddi yapılan bir şey yok. Zamlardan başka. Evet. Şimdi tabii akaryakıt, elektrik ve gaz zam nedeniyle hükümete oluşan bir tepki var. Yapılan icraatları zamlarla telafi ediyorlar şeklinde eleştiriler var. Tabii zamlar elbette dar gelir vatandaşları da yoruyor. Cebinden sürekli para gidiyor. Para çıkmasına sebep oluyor. Dolayısıyla daha çok fakirleşen bir topluma doğru gidiyoruz. Bu zamlar gerekli mi diye sormak istiyorum ama şu anda hükümete gelen hangi parti olursa olsun zam yapmak mecburiyetindedir diyen bir görüş de var. Bazı ekonomistler bunu söylüyorlar. Hani çünkü şimdi onu söyleyen dışarıya bağlı bir ekonomimiz oldu. Onu söyleyen ekonomistler bir kere Ulusal Birlik Partisi'nin programını okumamışlardır. Elektrik meselesinde mesela bizim görüşümüz oydu. Biz dağıtımı yap işlet devret modeliyle programda da o yazıyor. Ekonomik işbirliği protokolünde de o yazıyor. Yap işlet devret modeliyle bunu özele açacağız dedik biz. Dağıtımın işletme devrini devredeceğiz. Bu yazılı ve imzalıdır orada. Bunu yaparken de kaynak yaratacağız. Neden? Çünkü artık bu ihale sürecinde bir değer ortaya çıkıyor. Nasıl Ercan Devlet Havalimanı'nda bir değer mi vardı? Orada bir değer yoktu. Bu ihale sürecinde o değer ortaya çıkmıştır. 100 milyon euro para alınmıştır önceliğinden. Daha sonra gelirin %50'si 47.8'i devletle paylaşılacak. Evet. Burada da aynı şekilde orada abone başına bir kaynak yaratılacak. Bunun da belki daha 200 milyon Türk lirasına yakın bir değeri olacaktı. Bu 200 milyon Türk lirasına gidip Vakıflar Bankası'na borç kapatılacaktı. Bu borç kapatılınca o kadar büyük bir zamma ihtiyaç duyulmayacaktı. Artı Türkiye'den elektrik kablo projesi de gündeme geliyor. Çünkü onun ön şartı bu dağıtımın yap işlet devret modeliyle özele devredilmesidir. O yapıldıktan sonra bu kablo da yine ihale süreciyle, ihale yöntemiyle gündeme geldiğinde o zaman elektrik fiyatları bırakınız yükseltilmeye, artırılmaya düşecek. Dolayısıyla bizim vizyonumuz buydu. Bu yolla yürüyecektik. Bu yöntemi değerlendirecektik. O bakımdan bizim bu şekilde bir zam yapma ihtiyacımız olmayacaktı. Evet. Şimdi tabii şu var. Petrolün dünya borsalarına fiyatı düşerken bize yansıyan durum söz konusu mu diye sormak istiyorum. Mesela Türkiye'de dövize bağlı petrol fiyatlarında 7 kuruş indirime gidildi. Ama burada zamlanıyor. Bunlar zamanlı oldu. Şimdi, orası 7 kuruş aşağı çekerken burada 4 kuruş. Bunun cevabı şudur. Bir kere bu formülde litre başına devletin bir geliri vardır. Litre başına bir gelir hesabı vardır. O zamları zamanında kurultay veya başka düşünceleri yapmadılar. Geciktirdiler. Şimdi onu telafi ediyorlar. Dolayısıyla fiyat düşerken onlar yine artırdılar ki eskiden yapmadıkları zammı o düzeni bozmamak için şu anda onu telafi ediyorlar. Çünkü daha önce yapma ihtiyacı olan o artışlar o zaman yapılmamış, şimdi yapılıyor. Bunun cevabı bu. Evet. Dün UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgür Gül'ün açıklaması vardı. Hükümetin yaptığı zamlarla ilişkin başbakan bir provokatör gibi hareket ediyor dedi. Bu nasıl yorumluyorsunuz? İşte Sayın Genel Başkan da tabii ki eleştirisini yönetiyor. Provokasyon tabii çeşitli maksatlar için söylemiş olabilir. Ama günün sonunda Ulusal Birlik Partisi olarak biz tabii özellikle bizim hükümet dönemimizde bizi acımasızca bu yapılan
bir takım artışlar doğrultusunda eleştiren şu andaki ana iktidar ortağı bir de bakıyoruz ki bizden fazla zam yapmışlar. Biliyorsunuz o gazetelerde çıkan işte %20 elektrik zammı yapıldıktan sonra Özkan Yorgancıoğlu da dahil sokaklarda yürümüş ve %20 zamı protesto etmiştir. Şimdi kendileri %30 yaptı. Dolayısıyla çelişki içerisinde bir duruşları vardır. Günün sonunda bir kere biz şu anda söylediklerimizi çok iyi değerlendirmek durumunda. Çünkü biz de yakın gelecekte veya birkaç yıl içerisinde iktidara gelebiliriz. Dolayısıyla yaptığınız açıklamaları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ben şu anda bu aşamada elektrik zammı ile ilgili mesela bir eleştiride bulunuyorum. Çünkü gerçekten orada bizim farklı bir vizyonumuz vardı. Farklı bir düşüncemiz vardı. Ve o yöntemin uygulanması ile bu kadar büyük bir zammın yapılması gerekmiyordu bizim çalışmalarımıza bağlı olarak. Onun için bunu açık ve net söyleyebiliriz ama bu da bizi tabii ki bağlıyor. Çünkü o düşüncenin, o vizyonun, o çalışmanın hayata geçmesi lazım. Bunun altyapısı, bütün çalışmalar yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile de bir mutabakata varılmıştır. Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi'nin hükümete gelmesi durumunda bu çalışma süratle hayata geçirilecektir. Evet. Tabii bir görüş de var ki işte Ulusal Birlik Partisi hükümetinin döneminde yarım kalanları şu anda iktidardaki hükümet yapıyor. Hayır ama projeleri de beraber şu anda mesela su projesi devam ediyor. Bu su projesini hayata geçiren bizler. Onlar bunu devam ettiriyor. Bugün burada koskoca bir vergi dairesi inşaatı tamamlanmış. Daireyi devralacak olan yeni hükümet. Dolayısıyla bu işte böyle devletler devamlılık ilkesine göre yönetilir. Ulusal Birlik Partisi doğrudur. Erken seçime gitmiştir. İktidar değişikliği olmuştur. Dolayısıyla bazı çalışmalar devam ediyordu. Mesela bu elektrik projesi bunların ortaya çıkması kolay kolay değildir. Bunlar uzun süreli bir takım müzakereler, çalışmalar, teknik raporlar ve detaylı ayrıntılı çalışmalardan sonra ortaya çıkar. Bütün bunların yapılması zaman alırdı. Zaman almıştır ama ortaya çıkmıştır. Uluslararası bir anlaşmaya dönüşmüştür. Çünkü günün sonunda o ekonomi işbirliği protokolü hem bizler hem Türkiye Cumhuriyeti'nin en yetkili makamları tarafından imzalanmıştır. Resmi gazetesinden geçmiştir. Parlamentosundan geçmiştir ve bir taahhüt altına girmiştir. Taahhüt edilmiştir. Dolayısıyla o işi yarım kalmış diye değerlendirmemek lazım. O işin o aşamaya gelmesi için yapılan işi takdir etmek lazım diye düşünüyorum ben. Tabii bu arada Asgari Ücret Komisyonu da konuşalım. İkinci toplantısını yaptı. Ancak bir sonuç yok tabii. Herhalde 23 Aralık'ta galiba tekrar toplanacaklar. Herhalde yani Ocak ayında belirlenir mutlak surette. Şimdi işçi ve seninki kanadı 1.830 lira olsun diyor. Böyle bir talep etti bunu. Bu talep bu süreçte pek de makul görünmüyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi tabii asgari ücretin şeyi belli. Belki o bile yeterli olmuyor. Yani tek asgari ücretle geçinen bir insana o bile yeterli olmayabilir. Doğru. Ama tabii ilgili komisyon bunun getirisini, götürüsünü, bütün hesabını, kitabını yapmak durumundadır. Hem tabii ki çalışanı koruma adına, hem işverenin durumunu dikkate alarak, hükümetin de tabii burada sıkıntılar olabilir. Çünkü bütün sosyal sigorta maaşları asgari ücrete bağlıdır. Yani asgari ücreti artırdığınızda zincirleme oraya da yansır. Sosyal güvenlik kurumunda zaten büyük açıklar vardır. Orada asgari ücretin artırılmasıyla belki prim gelirlerinde bir artış olur. Ama maaşlarda da artış olur. Şu anda 30 bine yakın sosyal sigortalı maaş alıyor. Bütün bu hesabın kitabının yapılması durumunda ancak sağlıklı bir rakam ortaya çıkar. Ama herhalde ikisi ortası bir rakamda anlaşacaklar diye düşünüyorum. Bu her zaman böyledir. Mutlak surette bir tartışma olur. Ve uzlaşmayla bu iş halledilir. Sizce olması gereken rakam ne olmalı? Ama günün sonunda döviz de artmıştır. Yani bu ülkede sadece devlet planlama örgütünün enflasyon hesapları, hayat pahalı hesapları değil, bir de dövize bakmak lazım. Çünkü devlet planlama örgütünün açıkladığı rakamlar kendi formülüne göredir. Kendi hesaplarına göre işte belli bir ailenin belli bir harcama eğilimi ve alışkanlığı vardır. Ona göre bir hesaplama yapıyor. Ama biz de biliyoruz ki bu harcama eğilimleri veya alışkanlıkları süratle değişiyor. Artık ulaşım, iletişim, bir takım başka yeni harcama biçimleri o sepeti etkiliyor. Ve dolayısıyla belki de bu ithalata dayalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dünyaya açılan Kıbrıs Türk halkının harcama alışkanlıkları da fevkalade değişmiştir. Haliyle belki de dövizin arttığı bu ortamda gerçek hayat pahalı veya enflasyon devlet planlama örgütünün açıklandığının çok daha üzerinde bir rakamdır. Dolayısıyla
asgari ücretin ayarlanmasında bunların da dikkate alınması gerekiyor. Ve tabii ki yoksulun işte gerçekten bu zamlar karşısında sıkıntıya giren dar gelirlerin durumunu da dikkate almak gerekiyor. Dolayısıyla orada zannedersem işveren biraz daha taviz vermek durumunda olacak veya kalacak. Evet. Şimdi tabii DPO'yu biraz da bakalım isterseniz. Sizin döneminizde de epey eleştiri almıştı. İşte DPO bazı rakamları şişiriyor. Aslında olması gerekenleri tam da yansıtmıyor şeklinde. Sizin de bununla ilişkin açıklamalarınız olmuştu. Şimdi az önce ifade ettim. Yani devlet planlama örgütü doğrudur, bağımsızdır. Orada hükümetlerin her ne kadar da başındaki insanları hükümet tayin ederse de işine pek karışmazlar. Şu anda hükümetin de pek karıştığını düşünemem açıkçası. Çünkü o yapıyı biliyorum. Gerçeği yansıtmıyor mu gerçekten? Ancak bana göre de gerçeği pek yansıtmıyor. Çünkü harcama alışkanlıkları, eğilimleri az önce de söylediğim gibi çok değişmiştir. Artık ulaşım, iletişim, bir takım yeni yeni ürünler, bunlara bağlı olarak harcamalar, işte taksitler mesela. Ev taksidi olsun, araba taksidi olsun, cep telefonu taksidi olsun, başka başka harcamalar. Bütün bunlar dövizin de artışı ile bayağı bir mağduriyet doğurmuştur diye düşünüyorum. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, elektrik zammı. Bütün bunlar devlet planlama örgütünün açıklayacağı rakamları belki de %20, 30, 40 aşağıda gösteriyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. Ve Devlet Planlama Örgütü bu harcama alışkanlıklarını dikkate alarak kendi çalışmalarını revize ederse iyi olur diye de düşünüyorum. Çünkü artık onun çalışmaları bayatlamıştır diye değerlendiriyorum ben şahsen. Bizim hükümetlerimizde de bu böyleydi. Mesela Kasım ayı itibariyle Kasım ayında 0.37. Şimdi buna inanmak mümkün değil. Ha, sorarsanız belki de işte daha elektrik zammı, daha bu kadar döviz yükselişi oraya yansımamış. Ne zaman yansıyacak? Şimdi Aralık'ta mı yansıyacak yoksa ocağa sarkacak? Şimdi ocağa sarktığında bir kere Ocak sonu maaşlarına yetişmeyecek demek oluyor bu. Demek ki kademeli olarak geçiştirerek de bir takım devletin vermesi gereken artışları da engelleyebilirler, önleyebilirler. Çünkü ben bütçeye baktım. Bütçede Ocak sonu itibariyle verilecek olan artış ki yasal bir yükümlülüktür. %4.3 civarında. Halbuki 2013 yılının toplamda bu kurlarla, bu zamlarla en az %11 hayat pahalılığı ortaya çıkacak. %10'dan Haziran ayında verdikleri 3.3'ü düştüğümüzde en az 5.7 bir artış vermeleri lazım. Yani Ocak sonu itibariyle memura ve emekliye ve sosyal sigortalıya bu hükümet %6'ya yakın bir artış vermesi lazım. Bu da bütçenin %2 üzerinde yapıyor. Demek ki bütçenin açığı 40-50 milyon daha da artacak, daha da büyüyecek. Rakamdan zincirleme gider. Yani bir taraftan devlet planlama örgütü rakamları açıklarken tabii ki hükümeti olarak yani sorumluluğun bilinci içerisinde. Çünkü fazla açıklarsa belki de maliyenin o yüksek rakamlar altında ezileceğini düşünüyor. Ama günün sonunda yasa ne diyor? Hayat pahalı neyse senede iki defa vereceksin diyor. Yansılıyor tabii maaşı. Dolayısıyla devlet planlama örgütünün görevi o psikolojiden kurtulmaktır. Şu anda hükümetin veya yetkililerin oraya müdahale ettiğini düşünemem diyorum. Biz de müdahale etmedik. Bu hükümet de müdahale etmez. Özel bir yapısı oldu. Ama işte onun psikolojisi altında acaba diyorum bu rakamlar biraz bastırılıyor mu? Çünkü günün sonunda son 6 ayda döviz %20 artmıştır. Elektrik zammı %30. İşte akaryakıt en az %15-20 arttı. Dolayısıyla bu kadar artışın olduğu bir yerde sen çıkıp da hayat pahalı Kasım ayında 0.37 dediğinde millet güler. Yani bir de köylerde, kahvelerde, kulüplerde insanların konuştuğuna bakarsınız, halkın konuştuğuna. Halka sorarsanız şu anda 2013 yılında hayat pahalı %20'den aşağı değildir diyecek. Ama devlet planlama örgütü onun yarısını kadar ancak söyleyebiliyor. Dolayısıyla bir sıkıntının olduğu bir realite. Evet. Tabii bu arada Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bayan Arık Ulaştırma Bakanlığı'na bütçeden payın daraltılmasını siz eleştirdiniz. Ve bakanlığın tasarruf bakanlığı değil hizmet bakanlığı olduğunu söylediniz. Orada sorun nedir? Neden daraltılıyor? Karayollarına yatırımlar azaltılmıştır. Yani Sayın Bakan söz aldı ve işte ben diyor hayata geçireceğim projeleri bütçelendirdim. Hayata geçiremeyeceğim ve sarkacak olan projeleri daha sonra erteledim. Dolayısıyla kendisi Ulaştırma Bakanı olarak daha az para talep etmiştir Maliye Bakanlığı'ndan belli ki. Bu kendine göre bir değerlendirmedir. Bana göre keşke daha fazlasını isteyebileydi. Çünkü o parayı aldığınızda
o parayı erteleyebilirsin. Halbuki para yoksa gelecek sene de yoktur. O bakımdan Karayolları Dairesi gördüğüm kadarıyla zemin kaybetmiştir. Çünkü parası Türk lirası olarak 84 milyon Türk lirasından 74 milyona inmiştir. Yani %10'a yakın bir kayıp var orada. Bir de bunlar Türk lirasıdır. Bu söylediğim rakamlar. Türk lirasının da döviz karşısında değer kaybettiğini düşünürsek, %10 üzerinde bir enflasyon olduğunu düşünürsek belki de Karayolları Dairesi'nin 2013 ve 14 arası mukayese ettiğinizde bütçesinde reel anda %20'ye yakın bir daralma olmuştur. Ve orada Sayın Eski Ulaştırma Bakanı da söyledi, ben de söyledim. Gerçekten de Ulusal Birlik Partisi zamanında yeni yollara çok önem verilmiştir. Bir kere Haspolat, Hamitköy yakın doğu üzerinden Lefkoşa Girne yoluna bağlanacak olan güzergah ve onun ta Güzelurt ve Alaköy'e bağlanacak o diğer bacağı 100 milyon Türk lirası düzeyinde bir yatırım gerektiriyor. Şu anda bu devam ediyor ama biraz yavaşladığını duyduk. Çünkü projede bazı değişikliklerin olduğunu söyledi Sayın Bakan. Ama bu projenin, bu yolun Lefkoşa Girne yoluna bağlandığı noktada bir de alt geçit, üst geçit yapımı vardır. Hala da o başlamış değildir. Evet. Dolayısıyla bu yıl sonu bu projenin tamamlanması mümkün değildir. Halbuki bizim zamanımızda vizyonumuz ve planımız bu yolun 2013 sonu itibariyle hizmete geçmesiydi. Çünkü her sabah Göngeli çemberinde o olağanüstü trafiğin engellenmesi için bu projenin tamamlanması gerekiyor. Bu çok önemli bir proje. Diğeri Girne Doğu projesi, Girne Doğu çevre yolu projesi. Yani Girne'den o çevre yolunun Çatalköy'e kadar devam ettirilmesi. Çünkü Çatalköy'e kadar giden güzergah Balabay üzerinden fevkalade yoğunlaşıyor. O da ayrı bir turistik bölge. Hem de büyüyen ve gelişen bir Girne'mizin beldesi. O yolun da tamamlanması gerekiyor. Onun yanında İskele Karpaz yolu vardır. Güzelurt Lefkele yolu vardır. Lapta Karşıyaka yolu vardır. Bütün bu yollar şu anda projeleriyle götürülmektedir. Evet. Dolayısıyla en yakın zamanda bunların tamamlanması hedeflenmelidir diye düşünüyorum. Ama baktık ki bütçe rakamlarında azalma var. Demek ki bir yavaşlamaya doğru gidiyor bu işler. Bir de Sayın Bakan'a da ifade ettik. Mesela Haspolat, Değirmenlik, Çatalköy yolu gerçekten bakım ve onarma ihtiyacı vardır. Bütün bu trafik kaosunda, kazaların arttığı bir ortamda bakım, onarım ve tamiratın da fevkalade önemli olduğunu, dolayısıyla Karayolları Dairesi'nin bu noktalarda da çok fazla hizmet üretmesi gerektiğini söyledik. Bütün bunların yapılabilmesi için tabii ki hummalı çalışma lazımdır. Bir de bu konuşmalar içerisinde kendi bütçemizin yapısını bir kez daha hatırlattım. Çünkü bizim kendi yerel gelirlerimiz ki 2.4 milyar Türk lirası olarak hedeflenmektedir 2014 yılında. Ancak bizim kendi personel giderlerimize ve cari transfer giderlerimize yetiyor. Ki cari transfer giderleri altında işte emekli maaşları, sosyal sigortalar katkılar, belediyelere katkılar, kurum ve kuruluşlara katkılar. O bakımdan bütün bu yatırımları, altyapı yatırımlarını ve yolları finanse eden Türkiye Cumhuriyeti'dir. Haliyle Türkiye Cumhuriyeti ile de tabii bu işleri iyi tartışmak lazım, iyi anlamak lazım ve bunların desteğini sağlamak lazım. Çünkü bu yolların yapılması mutlak surette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu gelişme aşamasında fevkalade önemlidir. Ancak bunlar yapıldığı takdirde ekonomik değer bulacağız, ekonomi tetiklenecek ve bu kadar aracın, bu kadar arabanın, bu kadar taşıtların yollarımızda daha az sıkıntı bir şekilde sürüşünü sağlayabileceğiz. Çünkü her yıl yollarımıza 10 bine yakın yeni araç giriyor. 10 bine yakın. Şu anda 250 bin kayıtlı ama bunların bir kısmı seyri seferi düşmüş, yolda değil. En az 160 bine yakın araç şu anda yolda ve her sene buna 10 bin tane de yenisi ekleniyor. Dolayısıyla bunların trafikte kilitlenmemesi için daha fazla yollara ihtiyaç vardır. Daha fazla yatırımlara ihtiyaç vardır. Bunların da tabii ki hayata geçmesi için sürekli olarak Karayolları Dairesi'nin üretmesi lazım. Planlanması lazım, programlanması lazım ve çok iyi çalışması lazım. O yüzden bakanlığın daraltılması da zaten bu bütçesinin, şekilde düşünülemez. Bütçesinin daraltılması, onu biz sorguladık. Evet. Partinize gelelim. Vaktimiz de az kaldı ama şimdi partinizde seçim döneminde yapılan harcamalarla ilgili kurulan komite raporu tamamlandı. Biz raporumuzu sunduk. Bugün zaten bir gazetede bir köşe yazarı buna eleştiri getirmiş. Ona istinaden ben aslında sormak istiyorum. En azından siz de buradan bir yanıt verebilmeniz açısından. Tabii bu rapor şu ana kadar partinizin yetkili kurullarında tartışılmadı.
tartışıldı. Efendim. Bizim tartışıldı bu raporumuz merkez siz yönetim komitenin başkanı olarak bu raporu ne zaman açıklayacaksınız? Benim öyle bir yetkim yok. Ben genel başkanla merkez yönetim kuruluna Sayın Mustafa Arıkan arkadaşımla birlikte yaptığımız çalışmayı paylaştık. Hı hı. Bu oradadır ama tabii partinin yetkili organları bu konuda bunu basın önünde tartışılmasının partiye zarar vereceği gerekçesiyle doğru olarak bu şekilde bilgiyi kendisine saklıyor. Yani benim artık bundan sonra söyleyecek pek bir şeyim yok. Evet. Efendim biraz isterseniz Demokrat Parti'deki o türü durulmayan sulardan biraz da konuşalım isterseniz. Genel sekreter ve genel başkan tartışmaları oldu. Hatta biz de ana haber bültenimizde kılıçlar çekildi şeklinde bir haber yapmıştık. Sabah anlaştılar. Evet, anlaştılar. Şimdi şöyle bir görüş de var. Denktaş Şonlu'yu görevden alamadı şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sulardan? O tabii kendilerinin bileceği bir iş. Ben dışarıdan baktığımda bir uzlaşmayla bu meseleyi şimdilik hallettikleri ama Şonlu'nun açıklamaları var. Ben diyor genel başkanına adayım. Dolayısıyla o partide sular durulmuş değildir. Ancak tabii orada Serdar Denktaş'ın bir hakimiyeti olduğu gözlemleniyor. Bengi Şonya gerçekten de muhalefet dönemlerinde çok özverili çalışmalarda bulunmuş. Partiyi sırtlamış Şonya, Kemal Öztürk gibi isimler. Ancak tabii ki o parti içerisinde Serdar Denktaş'ın yıllardan beri bir ağırlığı vardır. Dolayısıyla yani Bengi Şonya, Kemal Öztürk gibi çok değerli isimlerin, hizmet etmiş kişilerin her ne kadar da belki günün sonunda bu yarışı kaybetseler de mutlaka onların da bir tabanı, onların da destekçileri, onların da gerçekten sempatizanları vardır. Dolayısıyla bu husumet tabii ki Demokrat Parti içerisinde bir çalkalanmaya yol açmıştır. İşte Ulusal Birlik Partisi'ne kopan ve oraya gidenlerin tercih edilmesi ve onların ön plana çıkmasını belli ki bazı oradaki eski Demokrat Partili hazmedememişlerdir. İşte Demokrat Parti Ulusal Güçler Hareketi'nin ne anlama geldiğini bile sorguluyorlar. Yani hayır, burası Demokrat Parti'dir diyorlar. Yani evet. O ulusal güçler konseptini, o eski yapı bir türlü hazmedemiyor. Her iki tarafın da haklı veya haksız olduğu noktalar var gibi görüyorum ben. Ama tabii ki pek fazla benim yorum yapma durumum yok. Çünkü netice itibariyle bu partinin kendi içinde halledilecek bir konu. Ama belli ki yani şunu belirteyim ben burada. Ulusal Birlik Partisi eğer kendi kurultay sürecini iyi yönetseydi ve bu arkadaşlar oraya kopup ve gitmeseydi, bunun Demokrat Parti belki barajı geçerdi. Bak, belki barajı geçerdi. Çünkü Demokrat Parti milletvekilleri kimdi son parlamentoda? Serdar Denktaş, Mustafa Arabacıoğlu. Mustafa Arabacıoğlu zaten siyasetten sıkıldığını söylüyordu devamlı olarak. Ama tabii ki bizden kopan ve giden bazı arkadaşlarımızın oraya verdiği güç ve destek işi bu noktalara kadar getirmiştir. Neyse, demokrasilerde çareler tükenmez. Ben Ulusal Birlik Partisi ille de iktidarda olsun da demiyorum şu anda. Çünkü belli ki yaşanması gereken bazı süreçler vardı. Biz şu anda partiden yapılan açıklamalarda da gördüğünüz gibi gerçekten partiyi toparlamaya çalışıyoruz. O eski bir takım dağınıklığın giderilmesi için bir disiplin mekanizması oluşturuluyor. Tabii yine sorunlarımız yok, vardır. Her yerde de vardı, bizde de vardı. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde de vardır. Toplumcu Demokrasi Partisi'nde de vardır. Demokrat Parti'de de vardır. Ama bunlara mukayese edecek olursak galiba en az sorun şu anda Ulusal Birlik Partisi'ndedir. Çünkü burada bir disiplin içerisinde, bir anlayış içerisinde yeni bir genel başkanımız mutabakatla iş başındadır. Bir takım yetkili organlardaki yeniliklerle yeni bir heyecan getirilmiştir. Şu anda muhalefet görevini en iyi şekilde yaparak iktidar hazırlığımızı yapma durumunda olduğumuzu zaten halkımızla devamlı paylaşıyoruz. Evet. Ama günün sonunda şu anda işte anlam planı geride kaldı derken tekrar onun ruhu canlanıyor. Yani anlam planının yerine başka bir bakımın planı gündemde. Ve gerçekten de aldığımız duyumlara, yapılan açıklamalara bakınca bir plan çıkacak. Şimdi bu planı gerçekten halka anlatmak da Ulusal Birlik Partisi'ne düşecek. Bunun görevi Ulusal Birlik Partisi'ne düşecek. Çünkü insanlara rüyaları, böyle sahte dünyaları satmak, anlatmak hiç de doğru değildir. Dolayısıyla belli ki diğer partilerin en azından şu anda
Cumhuriyetçi Türk Partisi olsun, Toplumcu Demokrasi Partisi olsun, bunlar insanlara umut pompalayacaklardır. Biz de çıkıp gerçekleri anlatacağız. Çünkü tehlikeleri bellidir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanan bir parti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yapısının devam ettirilmesi için elden gelen her şeyi yapacağız ve gerekli uyarıları da halkımıza paylaşacağız. Çünkü günün sonunda referanduma gidecek bu çalışmalar. Yani ne planı çıkarsa çıksın referanduma gidecek. Referandumla bizim self-determination hakkımızın bize dünyanın tanıdığı ve verdiği bir haktır. O hakkı kullanırken mutlak surette bunları paylaşmamız lazım. Hatta uyarılarımızı dikkate alarak planlar değiştirilebilir. Çünkü anlam planı biliyorsunuz 5 versiyondaydı. Birincisi, ikincisi, üçüncü, dördüncü, beşincisi. Dolayısıyla bütün bunlar halkın önünde tartışılacak. Halkın önünde halka anlatılacak. Ve en iyisi neyse onu sağlamaya çalışacağız. Siz burada Cumhurbaşkanlığı nerede? Ortak metinle ilgili gözlemlediniz mi? Baktınız mı? Rapor benim aldığım bilgi bizim önerilen metinde dışa karşın tek egemenlik ama içte biz iki egemenlik istiyoruz. Çünkü günün sonunda iç yönetimde Kuzey'in efendisi biz olacağız. Kıbrıs Türk halkı ve dolayısıyla bizim kuzeydeki egemenlik haklarımız devam etmesi lazım. Rum'un egemenlik hakları güneyde kendisini bağlar. Ama dışa bağlı olarak tek egemenlik orada kabul edilir. Çünkü orada dışa temsilcilik açısından bir sıkıntı yaratmaz diye değerlendiriyoruz. Her ne kadar da o da pek böyle kolay kolay kabul edecek bir durum olmasa da bazı şeyleri kabul etmek lazım. Ama işte kesinlikle Ulusal Birlik Partisi'nin görüşü iki egemenlik. Tek egemenlik işte kesinlikle kabul edilemez. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz sorularımızı yanıtladığınız için. Teşekkürler. Değerli izleyenler, birinci periyodun sonuna geldik. Az sonra kısa özetler, haber özetlerinden ve reklamlardan sonra CTP Genel Sekreteri Kutay Erk bizlerle birlikte olacak. Şehri büyümeye devam ediyor. Dino'nun dünyasında işte okul servisi. Al birleştir işte burada Dino gemi. Süper! Sen de 15 yepyeni stikerla Dino şehrini büyütmeye devam et.